Kanal T ekranlarından herkese merhabalar. Gazete programıyla yine karşınızdayız. Bugün üreticiler bizim konuklarımız. Zeytini konuşacağız. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zeytin üretiminde Akdeniz'in parlayan yıldızlarından bir tanesi olmaya aday. Tarihi bir ada olan Kuzey Kıbrıs Adası üzerindeki zeytin ve zeytinyağı ürünleri hem çok kaliteli hem de bu ürünlerin dışarıya açılmasıyla, pazarlanmasıyla birlikte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katma değer katkısı getirebilecek ürünler. Ama tabii bir pandemi sürecindeyiz. Bu pandemi süreci bütün dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkiledi. Bu etkilenen sektörlerden bir tanesi de zeytin ve zeytinyağı üreticileri. Malum dalından geçtiğimiz yıl toplanan zeytinler işlendiler. Kimisi çakıstes oldu, kimi zeytin, siyah zeytin oldu, sofralık, kimisi de zeytinyağı oldu. Öğrencilerin gitmesi, adada turizm potansiyelinin durma noktasına gelmesi hem üreticileri hem de sanayicileri zor durumda bıraktı. Tek çıkış kapısı olarak zeytin üreticileri için iç pazar ortaya çıktı. Bu iç pazarla ilgili de tüketiciye ulaşmakta üreticilerin ciddi anlamda sıkıntıları var. Geçtiğimiz günlerde Kanal T Haber olarak biz de zeytin üreticilerine gittik. Yeşil Refke ticarete gittik. Orada zeytinle ilgili kendisinden bilgileri aldık. Daha sonra Başbakan'a gerçekleştirilen ziyaret hakkında da bilgi almıştık. İşte tüm bunları konuşacağız. Şimdi stüdyomuzda 3 önemli isim var. Zeysan Başkanı Sayın Ziya Sezey, Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Direktörü Sayın Tayfur Tüccar ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü, aynı zamanda zeytinle ilgili kooperatifin de koordinatörlüğünü yürüten Hürrem Tulga. Bu üç isimle zeytini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Mahmut Bey. Öncelikle sizden başlayalım efendim. Geçtiğimiz günlerde Başbakan'a da bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Zeytin üreticiliğinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili. Nedir efendim şu an bu durum? Şimdi konuyu özetlemek gerekirse, giriş ve konunun daha iyi anlaşılması açısından. Ülkemiz bir ada ülkesi. Dolayısıyla ada ülkelerinin ekonomik anlamda üretecekleri ve sanayisini kuracakları çok bir ürün yok elimizde. Bunlar hep tarımsal üretimle alakalı sanayimiz var bizlerin. Ve şu anda da adamızda zeytinin üretilmesi sonrasında zeytinin pazarlanmasıyla alakalı bir takım sıkıntılarımız ve aşılması gereken zorluklar vardır. Bu bağlamda bizler 3 tane sektörde söz sahibi olan kurum ve kuruluş Sayın Başbakan'a bir ziyaret yaptılar. Evet. Yani bizler gittik ve Sayın Başbakan'a üretimin sıkıntılarını anlatmaya çalıştık. Ürettik ama pazarlamadaki sıkıntılarımızı anlatmaya çalıştık. Pazarladık ama bunun gerçek anlamda değerini veremedik ürünümüze. Dolayısıyla burada bu pandemiden sonra otellerin boşalması, öğrencilerin adayı terk etmesi, bizler gibi üreticilerin ürettikleri ürünün elimizde kaldığını Sayın Başbakan'a anlattık. Dedik ki, Sayın Başbakanım, biz bu ürünleri ürettik. Ancak şu anda böyle bir sıkıntımız vardır. Ve biz bu ürünleri mecburuz ki küçük ambalajlarla market raflarında satmanın yollarını arayalım. Bir de yurt dışına ihracat kapılarını, evet, zorlayalım. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Ancak bu noktada önümüzü tıkayan bazı zorluklar var. Nedir bu zorluklar? Dedik ki şu an raflarda tamamen ithal edilen ürünler vardır. Bizim ürünlerimiz yok. Yani şu ana kadar üretim en vefalı olan bir meşgale alanı. Biz üretiyoruz. Ürünümüz en az dışarıdan gelenlerin niteliğinde ve kalitesinde. Ama gel gelelim bunu biz raflarda satamıyoruz. Bunun bir çaresine bakın Sayın Başbakanım. Yoksa biz bütün yatırımlarımız batıyor, heba oluyor diyerekten kendisine sektörün gerçeklerini altını çizerek yardıma ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalıştık. Evet. Aksi takdirde bütün çalışmalar boşa gidecek. Peki efendim,
Biz geçtiğimiz günlerde geldik, sizin fabrikanızı da gezdik, incelemelerde de bulunduk. Oldukça da çok fazla ürün var. Sadece bu sizin fabrikanızda olan kısım. Diğer tarafta tabii ki başka işletmeler de var. Zaten hemen yanınızda da Tayfun Bey'in de işletmesi var. Ve ciddi anlamda hepiniz aynı sıkıntıların benzerlerini yaşıyorsunuz. Şimdi bu depodaki ürünlerin raflara bir şekilde ulaşması lazım. Bunun için ne gerekli? Şimdi bunun için gerekli olan en önemli olay yerli ürüne sahip çıkmaktan geçiyor. Adını ne isterseniz koyun. Ama bu ürüne devlet yetkilileri gerçek anlamda inanıp, üretime inanıp bunu sahiplenmezse ve gerekli olan kararları üretmekte terim yanlış olabilir, çekinceli davranır veya ürkek davranırsa bu üretim tamamen elden gidecek. Bir ülkenin de üretmediği müddetçe var olamayacağını son geçtiğimiz bu pandemi döneminde yaşadığımız olaylar bize onu gösterdi. Yani biz üreteceğiz, katkı koyacağız, ekonomimizi canlandıracağız, çiftçimizi ayakta tutacağız ve bununla alakalı tüccar olan kesim esas burada konu. Onlar bize el uzatmak, bizim sesimizi duymak zorunda kalmaları lazım. Çünkü tüccarsız bu iş olmuyor. Bir de gerçeği bu olayın. Ama şimdiye kadar tüccar kesimi yerli üretimi hiçbir zaman desteklememiştir. Önemli olan devletin gerekli kararları alması, tüccarın da bize inanması gerekir. Biz bu üretimi adada yapıyoruz. Bunu gelip görmeleri lazım. İkna olmaları lazım. Yani. Bu noktada o zaman sözü Tayfun Bey'e bırakalım. Efendim siz hem üreticisiniz hem bu işin sanayicisisiniz. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Başkan tüccarlarla ilgili kısmına girdi. Siz de buradan devam edin. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bizim ülkemizin tarım sektöründeki lokomotif diyebileceğimiz üretim olarak bir zamanlar portakaldı. Sarı altın diye tabir ettiğimiz portakal bir zamanlar bu ülkenin lokomotif ürünüydü. Ama tabii belli nedenlerden dolayı portakaldaki verimlilik düşmüştür. Bugün baktığımız zaman tarımdaki lokomotif sektör zeytindir. Zeytin üretimi. Gerek siyah gerekse yeşil zeytin. Ve bu ciddi anlamda son 10 yıl içerisinde özellikle zeytinyağı ithalatı yasaklandıktan sonra ülkemize ciddi şekilde zeytin üretimi, zeytin ağaçlarındaki artış belirgin şekilde kendisini göstermektedir. Bizim ülkemizin şu andaki rekolte olarak zeytin üretiminde tüm ülkenin zeytin tüketim miktarının kat ve kat üzerindedir. Dolayısıyla bizim zeytin üretiminde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Bizim zeytin rekoltemiz ülkemizin de tüketimin üzerinde ve aksine eğer bize imkan devlet tarafından belli avantajlar sağlanırsa biz yurt dışına da ihraç edebilecek durumdayız. Geldiğimiz noktada biraz evvel Sayın Başkanın da söylediği gibi bu pandemi nedeniyle turizm sektörünün kapanması, 100.000 civarında bulunan üniversitede talebelerin ülkemizden ayrılması tüketimi düşürmüştür. Şu anda bizim yerli üreticiler olarak bu noktada sıkıntılarımız başlamıştır. Çünkü zeytin ithalatı serbest olduğundan ülkemize yurt dışından zeytin ithalatı yapıldığından İthalatçılar tarafından büyük miktarda ellerinde zeytin istokları mevcut. Şimdi biz zeytin üreticileri olarak ve sanayicileri bu noktada çözüm bulmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bunun çözümü de ülkemizin
tüketim miktarını artıramayacağımızdan dolayı yurt dışından gelen zeytin ithalatını, yurt dışından gelen zeytin zeytini devletin yetkili mevcilerinin, hükümetin buna engel koymasıyla olabilir. Bizim ürettiğimiz ve işlediğimiz, sanayi açısından işlediğimiz gerek siyaseti, gerekse çakistezi satabilmemiz, tüketebilmemiz için yurt dışından gelen zeytinin engellenmesi, durdurulmasıyla gerektirir. Dolayısıyla biraz evvel başkanın söylediği gibi bunu gerekli mercilere ziyaretler yaparak dilimizden döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bunun engellenmesi gerekir. Yerli üretimin yasaklanma kelimesine ben bir noktada da karşıyım. Yasaklanma değil. Yerli üretimi koruma. Buna ekonomide öyle denir. Biz yurt dışından efendime söyleyeyim yasaklan. Hayır biz yasaklanmasını istemiyoruz. Biz yerli üretimin korunmasını istiyoruz. Bizde zeytin mi yok da yurt dışından gelsin? Bizde tamam hamsi yok gelsin. Bizde barun balığı yok gelsin. Bizde avokado veya ananas yok. İtalya yapılsın tamam. Ama bizde yeşil ırmaktan Karpaz'a kadar bu derece yerli üretim zeytinimiz varken niye yurt dışından zeytin ithalatı yapılsın? Bu noktada biz yetkili mercilere bunu anlattık. Korunması gerektiğini yerli üretimin bunu söyledik ve bunun çaresini bulmalarını istiyoruz. Çünkü bizim ülkemizde şu anda üretilen zeytin tüketilmeye yeter ve fazlası da var. Bizden istenenleri söylesinler. Kalite mi? En iyi kalite bizde. Fiyat mı? Fiyatlarımız normal. Hükümet... Fiyatlara geleceğim ben ama önce Sayın Başkan'a da söz hakkı tamam, verdim. Tamam, buyurun. Evet efendim siz uzun zaman... Evet hemen gireyim. Arkadaşları tamamlayacak şekilde. Hı. Siz söylediniz başlangıçta. Dünya etkilendi. Bu sözcük önemli bir sözcük. Ama dikkat edin biz çok daha fazla çok etkilendik. Çok doğru. Fazla. Kapalı neydi bunun sebebi? Neydi sebebi? Tamamen hizmetlere bağlı olduğumuz için. Üretimi hizmetlerin paralelinde götürmediğimiz için. Yani hizmetlerin ihtiyaçlarını, otelin, öğrencinin ihtiyacını kimin karşılaması gerekiyordu? Üretimin, ihracatın olması gerekiyordu. Bu şekilde bir gelişme sağlayamadığımızdan dolayı ne zamanki turizm durdu, ne zamanki öğrenci potansiyeli geriledi, ülke ay sonunu getiremedi. 14'ünde iş yerleri kapandı işte. Ay sonu gelmedi hiç o günden bugüne. Neden? Çünkü ihracat yapacak pozisyona gelememiştik. Üretimi yeterince geliştirememiştik. İhracat yapacak duruma gelememiştik. Bu nedenle kaynak akışı ülkede durduğundan dolayı bu durumu yaşıyoruz. Bu sorunu yaşıyoruz. Ve bütün bu sorunlar içerisinde zeytin parlayan bir yıldız. Gerçekten katma değeri çok yüksek. Katma değer yaygın olarak yapılan binlerce insanın istihdamını sağlayan binlerce üreticinin ekmek yediği bir kapı ve dağ taşın da zeytin ağaçlarıyla dolma sürecinde yaşayan bir ülke. Ve ana vatanı diyoruz hatta. O kadar da ileri giderek. Bu olaydan dolayı bu stokları eritememek de önümüzdeki sezona girememektir. Böyle bir sorun da var. Beş ay sonra sezonda başlayacak. Katma değerin bu kadar önemli olduğu bir yapıda, bu ülkede ve bunun hakikaten yaratılmasının da zorunlu olduğu artık pandemiyle birlikte de bu gerçeğini herkes tarafından kabul edildiği bir noktada biz bu stokları tüketmek için bir açılım yapmayacak mıyız? Düşünün tonlarca ürün var, stoklarda duruyor, satılamaz durumda ve buna rağmen dışarıdan da siz getirtmeye devam ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir değil. Binlerce insanın ve katma değer yaratan binlerce insanın emeği üzerinden katma değerin de çok yüksek olduğu bir alanda ve ülkenin de ihtiyacı olduğu bir alanda artık bu önlemin gerçekten alınması lazım. Ve stoklar o kadar da yüksek ki gerçekten yasaklanması lazım hiç çekinmeden. Niçin biliyor musunuz? Zeytin ülkesi pek çok insanın da bu üretimle iştigal etmesinden dolayı iş pazarda çok yaygın değil. Çok da büyük değil. Bu nedenle bu sözcüğü kullanmaktan çekinmiyoruz. Bu aşamada yapılması gereken bu yani. Bunu da söyledikten sonra fiyat ve kalite evet. Tabii çok önemli.
Ama herkesin merak ettiği de zaten esasen bu. Fiyatta gerçekten maliyetleri biz biliyoruz. Rekabet edebilir bir pozisyondadır fiyat. Ve hiç unutmayalım, ticaret dairemiz narh olayını artık pek çok üründe de uyguladı. Bu gelenekle başladı ki iyi ki başladı bu narh olayı da açıkçası. Çünkü maliyetleri hesaplayabiliyoruz artık ticaret dairemizde. Ve biz paydaşıyız ticaret dairesinin. Pek çok alanda bu çalışmaları yapacak pozisyona geldik ve yaptık da. Burada da uygulanabilir, denetlenebilir. Kalite noktasında da zaten bütün çalışmalar bu ülkede yapılıyor. Onu da söylemiş olayım. Hem de uluslararası laboratuvarlar üzerinden. Dolayısıyla burada kazanacak olan bir tek yer vardır. O da ülkedir. Evet. Bundan da hiçbir hükümet çekinmesin. Yani tüccarımız da çekinmesin. Onlar da kazanmak ister diye düşünüyorum. Ülke kazandığında kendileri de kazandı. Baktım, bu kadar açık aslında. En yakın Türkiye'den bir örnek verelim. İşte son gümrük oranlarını çoğu üründe %30 yükselttiler. Kasım ayında da %25'e bu 30'u düşüreceklerini ifade ettiler. Yani önümüzdeki bu 5 aylık süreçte gümrük duvarlarını onları da yükseltti. Yani bu da iç ekonomiyi destekleme adına atılmış adımlar olarak. Yani ben hemen araya gireyim Mahmut Bey, hemen araya gireyim. Bir de ihracatla tanımamış bir ülke olduğundan dolayı ihracatla ilgili de ne biçim engellerle karşı karşıya olduğumuzu herkes biliyor. Evet. Yani dolayısıyla hiç kimse bizde serbest rekabet içerisindeyiz demesin. Demesin. Evet. Çünkü biz serbestçe satamıyoruz ki. Yani evet. Bu söylem de doğru değil. Ama biz ülke insanını korumak zorundayız. Tüketiciyi korumak zorundayız. Üreticiyi korumak zorundayız. Biz bütün bunları biliyoruz. Bununla ilgili planlama istiyoruz aslında. Bir planlama bir söz konusu olan. Evet. Yoksa yarın ihracat olur ve siz kontrollü bir şekilde getirmeye devam edersiniz. Ve bütün tarım ürünlerinde bu uygulama var. Zeytinden için olmasın. En büyük sanayi üretiminde, katma değeri en yüksek olan alanda ve yatırımı yapılmış olan bir alanda. Bunun için yapmayalım. Peki. Yani mantığı yok yapılmaması halinde. Mantığı biraz da olmaz. Fiyata gelelim. Evet. Sayın Başkan, fabrika çıkış fiyatlarını yalnız burada söyleseniz en azından bir mahsuru olur mu? Yani sofralık bir kilo zeytin ya da bir paket çakıstesin sizden çıkış fiyatı, yani fabrikadan çıkış fiyatı. Çünkü baktığımız zaman marketlerde çok ciddi fiyatlar var. Yani değişik değişik markaları değişik değişik fiyatlarda görüyoruz. Tabii mutlaka ki bunun da bir kalitesi vardır. A kalitesi, B kalitesi. Ama bize bunu bir değerlendirir misiniz? Bizim zeytinimiz hangi sınıfta, fiyatımız nasıl? Yani tamam biz yurt dışından ithali durduralım ama bu sefer de iç piyasada zeytin pahalanır mı? Böyle de çekincesi olan insanlar da var. Bir de böyle aydınlatırsak. Evet. Şimdi Mahmut Bey burada şunu belirteyim ben. Bizde esas olması gereken olan fiyatla birlikte sürdürebilirliğimizin de olması gerekir. Bir de kalitemizin olması gerekir. Şu anda sürdürebilirliğin gereği olan üretim adada yapılıyor. Hatta Tayfun Bey'in söylediği gibi ihtiyaçtan fazlası da üretiliyor. Tamam mı? Yani şu anda ihracatla da alakalı birçok girişimlerimiz vardır. Ve şu anda da sonuçlanmış sözleşmeler de elimdedir. İsteyen arkadaşlara kalitemizden dolayı bu ürünleri bizim dışarıya dahi satmakta sıkıntımız yok. Ha, burada önemli olan sizin bahsettiğiniz fiyatlandırma konusu. Bir kere fiyatlandırmaya konuşacaksak nereden konuştuğumuzun adını konması lazım. Aynı üründen mi konuşuyoruz yoksa farklı bir üründen mi konuşuyoruz? Geçenlerde birisi beni telefonda aradı ve dedi işte sizlerden Ziya Bey dedi 40 ton dedi pardon 40 konteyner dedi mal isterim dedi. Şimdi 40 konteyner mal şu anda bizim sizlere verebilme pozisyonumuz yok. Nedeni şu andaki stoklarımızdaki zeytinler tüccarlara zaten satılmış vaziyetleri. İkinci defa biz bu şeyi ürünü onların parasını almışken sizlere satamayız. Dolayısıyla size verebileceğimiz miktar kısıtlı. Fiyatınız nedir dediler. Dedik bizim fiyatımız ki bu böyle havaya konuşulan bir rakam değil. Türkiye'de Odalar ve Borsalar Birliği'nin zeytin borsası vardır. Evet. Gembik
borsası vardır. Bunlar hep zeytincilikle alakalı, iştigal eden ve borsası olan bir üründür Türkiye'de bu ürünler. Oradaki ürünün kalitesinde bizdeki ürünün fiyatı daha aşağıda olmak üzere bu arkadaşlara biz fiyat verdik. Dedik ki bu fiyattan size bu ürünü verebiliriz. Niçin bunu rahatlıkla söyledik? Çünkü Türkiye'den aynı kalitedeki malı alsa ki Türkiye sofralık zeytinde adada birincidir. Bak zeytinyağında demiyorum ha. Sofralık zeytin üretimi ve pazarlamasında Türkiye İspanya'nın da İtalya'nın da Yunanistan'ın da önündedir. Sofralık zeytinde. Oradaki fiyatlarla mukayese edildiği takdirde bizim daha aşağıda fiyat verdiğimiz ortada. Evet. Ancak biz bu zeytini işte satacağımız arkadaşlar Kuveyt'te ve bunu Kordova'dan alıyorlar. Kordova'dan da alırken 17 dolara mal ediyorlar bunu. Ve arkadaş sen 17 dolara bu malı oradan alabilirsin. Bizim kalitemizde mi bu zeytin? Yani adını koymamız lazım. Hangi kaliteden bahsediyoruz? Kaç kalibreden konuşuyoruz? Boyalı mıdır senin zeytinin? Kostikli midir senin zeytinin? Bizim zeytinimiz natürel, tamamen doğal şartlarda üretilen, insan sağlığında hiçbir problemi olmayan bir ürün. Türkiye'de dünyada bir numara olan bir ülkenin fiyatlarıyla mukayese ettiğimizde de aşağıda. Ancak arkadaşlar bu olayı saptırarak, farklı noktalara çekerek bizleri imaj kırıklığına halk nazarında uğratmak için böyle bir girişim de yaptılar. Yani bunlar bizim çıktığımız yoldan ne kadar doğru olduğumuzu gösterir. Anlatabildim mi? Demek ki birilerinin ayağına basıyormuşuz ki bizi taşlamaya başladı bu insanlar. Şunu iddia ediyoruz. Kalitemiz, şu anda kalite, sürdürülebilirliğimiz var. Fiyatlarımız da dünya standartlarının altında fiyatlarla. Bu ya, kadar net ve açık. Ya be, 17 dolar dediğin 10 kilodur yani. 11 falan TL'ye geliyor yani. Büyük fiyatlara baktım. Yani ben söylemiş olayım, net anlaşılsın. Peki efendim. Buyur, üreticiden çıkış fiyatı. Şimdi bu üreticiden 11 TL'cik gibi bir rakam şu an o zaman görüyoruz. Kilo bazında. Kilo bazında. Evet. Yani zaten bir eve alınacağınız gittiğiniz zaman hepimiz markette en fazla bir kilo alıyoruz ya da yarım kiloluk paketleri de alıyoruz. Yani neticede hani işletmeler tenekelerle alıyor tabii. Bunu vatandaş kaça alması gerekiyor? Yani eğer 10 TL'ye 11 TL'ye çıkıyorsa sizlerden bu ürün market raflarına geldiği zaman yani 20 TL'yi gördüğünde yani Lefke'den ya da Karpaz'dan Lefkoşa'ya 10 lira herhalde maliyet binmez diye düşünüyorum. Şimdi sadece o şekilde. Nasıl yani bunları açıklarsanız. Şimdi o bahsettiğimiz fiyat çıplak fiyat. Zeytinin dökülmüş çıplak fiyatı bahsediyoruz. Burada önemli bir girdi ambalaj fiyatlarına, zeytin fiyatlarına ambalajın fiyatı yansıyor. Dolayısıyla bu gördüğüm bahsettiğimiz fiyatlar 20 lira civarında olan zeytin kilosunun fiyatı ambalaj fiyatıdır. Yani rafa gitmek için plastik ambalajlara girecek, kapağı olacak, etiketi olacak, artı bir de bizlerin verdiği, hani biraz evvel Ziya Bey'in söylediği dağıtıcı firmalar var. Onların kar marjı var arada. Yani bizler, üretici ve sanayici olan bizler, biz marketlere dağıtım yapmıyoruz. Öyle bir iddiada da değiliz. Evet. Bugün yurt dışından İtalya'dan arkadaşların esasında bizlere tamamen destek vermesi gerekir. Yerli üretime aklın yolu birdir. Eğer ülkemizi seviyorsak, ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, gerçek anlamda şahsi çıkarlarımızı bir kenara bırakarak yerli üretime destek vermek mecburiyetindedirler. Biz hem üretimde hem de sanayi işletmelerimizde çalıştırdığımız kişiler açısından ülkeye bir artı değer yaratıyoruz. Hem de ödediğimiz vergiler açısından. Biz çalıştırdığımız işçilerin sigortasını, ihtiyaç sandığını ve devlete her satıştan ödediğimiz vergiler vardır. Dolayısıyla ülke bütçesine bir katkımız vardır.
karşı taraf dağıtım yapan, karşı taraf yurt dışından zeytin ithalatı yapıyor. İşin bahsedidir o. Orada bir kar marjı var. Biz diyoruz ki hangi firmalardan getiriyorlarsa onları yurt dışından getirilen zeytini boş verin diyoruz. Gelin hep birlikte ülkemizin menfaatı için ve karşılıklı kazanımlar için hem sizlerin hem bizim kazanımımız için biz istediğiniz miktarı bizlere sezon açılışında bildirin. Toplam bu ülkenin diyelim ki 1000 ton işlenmiş siyah ve yeşil zeytine ihtiyacı varsa biz diyoruz ki sizler dağıtımcı firmalar Yeşilırmak'tan Karpaz'a dağıtıyorsunuz. Gelin bu işin belli sanayisini yapan kuruluşlar belli. Ben yapıyorum, Ziya Bey yapıyor veyahut da bir iki tane daha firma. Biz de deyin ki arkadaş ben 100 ton siyah zeytin 50 ton çakistez dağıtabilirim. Bana bunu hazırlayabilir misin? Bunu karşılıklı sözleşmelere koyalım. Biz kendilerine istedikleri rakamı 1000 tonsa 1000 tonu sağlayabilecek kapasitedeyiz. Ülkemizin unutmayın 15.000 ton, bakın bunu özellikle söylüyorum. 15 bin ton zeytin rekoltesi vardır yıllık. Bize eğer ülkemizin bir uçtan bir uca 1000 ton ise tüketimi 15'te biridir. Bize ithalatçı arkadaşlar dürüstçe birbirimizi kırmadan anlayışla karşılayarak kendiler dağıtımdan karlarını edecekler. Biz üreteceğiz, zeytini işleyeceğiz, en kaliteli, istedikleri marka, istedikleri ambalajla kendilerine teslim edeceğiz, kendileri dağıtımı yapacak. Ama burada söz konusu olan söylediğimiz gibi kalite en kaliteli ürünümüzde. Kıbrıs'ın kendisi itibariyle zeytinin kalitesinden dolayı. Bir de fiyat konusunu sordunuz başkana. Evet. Hiçbir şeyin fiyatı aynı değildir Mahmut Bey. Araba kaça diye sorarsam size markaya göre değil. Hangi araba diyeceksiniz? Şimdi yani bizim de yurt dışından gidip de kalitesiz, düşük kalitede bir zeytini evet. Sırf burada yüksek miktarda satıp düşük fiyatla satıp yüksek bir miktarı da tüketim yapıp da kar elde etmekse amaç kalitesiz ürün veriyorsunuz bizim ülkemize. Evet. Bizde kalite var. Dolayısıyla olaya böyle bakmak gerekir. Evet. Bu arada son 4 dakikamız Sayın Başkanım size de yeterli zaten. Şunu soralım o zaman evet. Size. Siz aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkanlığını da yürüttünüz, koordinatörlüğünü evet. Yapıyorsunuz şu anda. Zeytin evet. İşiyle de haşır neşirsiniz. Evet. Haliyle çok fazla da üyeniz var. Evet. Üyeleriniz içerisinde bu ürünleri satan yerler de var tabii diye ki. Düşünüyorum. Yani tabii bunlarla ki. Da görüşüyor musunuz? Tabii ki. Zaten artırdık da. Şimdi hemen söyleyeyim parmağımın arkasına saklanmaya da gerek yok. Perakende sektörü biz de baştan savma demeyeyim ama düzenlenmiş değil. Tamam güzel bir kavram bulduk. Maalesef üreticiden tüketiciye giden o zincir bizde sağlıklı işlemiyor. Ve maliyetler gerçekten yukarı çıkıyor. Bu organizasyonların yapılması lazım. Ya da birilerinin feragat etmesi lazım. Hep feragat eden üreticidir. Bugüne kadar maalesef hep öyle oldu. Emek koyuyor, girdisini koyuyor, riskini alıyor ama tek taraflı bir fedakarlık var. Markete geldiğinde tanıyamaz duruma geliyor o fiyatları. Tanıyamazlar. Evet. Bunların yasası vardır dünyanın her tarafında. Ben çok net söyleyeyim. Aracı karı 35'i geçmez, %35'i. Bizde %50'nin üzerindedir. Tabii aracı olan arkadaşlarımız diyorlar ki pazarlama ayrı bir olaydır. Direkt satış çok doğru değil. Üreticiden tüketiciye organizasyonları çok doğru değil diyorlar ama bu konuda da yapılacak çok iş vardır. Bu konuda da yapılması gereken çok iş vardır. Yoksa direkt satış mümkün ve fiyatlar çok da farklı olur. Ama bunun da ele alınması lazım. Perakendeci yasasının, perakende yasasının da çıkması lazım. Ödemelerin düzenlenmesi lazım. Fiyatları biraz da çıkaran o. Tabii bir de şunu söyleyeyim.
şimdi biz ithal ediyoruz da standartları da ortaya koymuş değiliz. Yani ülkemizde evet. eksikler çok. Standartların belirlenmesi lazım. Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz tabii. Bir de ihracat teşvikleri var biliyorsunuz. Yani gelen zeytin, ithal ettiğiniz zeytinde, özellikle Türkiye'den gelen zeytinde ihracat teşvikleri de var. Ve neredeyse sanayisi olduğu halde ülkede, sanayi durumuna geldiği halde, ciddi yatırımlar olduğu halde ülkede hiçbir desteğin olmadığını söylersem, ne teşviği var ne bir şeyi var. Dolayısıyla geldiğim nokta hemen, devlet bugün evet bir şey istemiş değil ya, planlasın bu işi gerçekten, bu stoklar erisin, aksi takdirde sürdürülebilirlik olmayacak, çiçekler dolu, çiçekler, ağaçlar çiçek dolu, depoların boşalması lazım. Kontrol da yapılsın. Üretim peki. böyle bir şeydir zaten. Peki. Buna da itiraz yok. Biz de zaten kooperatif olarak bu nedenle varız işin peki içinde. Başkan. Nedeni de o. Evet. Sizden de son kısa bir 10 saniye alayım. Son mesajınızı. Yerli üretim bütün partilerin, bütün hükümetlerin dilinde. Ama burada samimi bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Ve gerçekten eğer ülkemizin menfaatlerine ve yerli üreticinin gerçekten üretim yapılması istenirse yerli üretimi korumalar lazım. Peki. Bunun yolu da yurt dışından ithalatı, ülkemizde olan bir şeyden bahsediyoruz. Peki. Yeterli miktarda ithalatın yasaklanması. Evet Sayın Ziya Bey, sizden de çok kısa bir yerim çünkü son bir dakikamız. Evet. Şimdi ben şöyle toparlayayım. Biz üreteceğiz, tüccar satacak. Biz mutlu olacağız, onlar mutlu olacak. Hiçbir zaman tek taraflı mutluluk, mutluluk değildir. Bunun farkına varılacak, herkes kulvarında üzerine düşeni yapacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Son cümlede ben söylemek istiyorum zeytin üreticileriyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde markette yerli bir zeytin aldım ben. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda, Türkiye'den gelen bazı ürünlerle özellikle söyleyelim, kıyasladığımız zaman kalitesi tartışılmaz derecede üst seviyedeydi. Ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bir birey olarak yerli ürünlerin desteklenmesi, alınmasından yanayım. Bunu da son not olarak paylaşalım. Zeytin üreticileriyle sorunlarını konuştuk. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Sonrasında ise Eftal Keser sizlerle olacak. Günün son gelişmeleriyle ilgili haberleri paylaşacak. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Esen kalın.